cepheden cepheye koşmaktan yorulmamış. Köylerde er kalmayınca Ersizler Köyü adını almış ama bundan hiç hayıflanmamış. Çoluk çocuk vatan toprakları için, İslam için tek kişi kalmış canavarı soğuk sulara gömmek için. Gemilere 100 kişi lazım cepheye diye emir verilmesine rağmen her limanda kaçak olarak her gemiye 300-400 vatan evladı doluşmuş. Komutan bu kaçak yolcuları görünce biz 100 kişi dedik. Size vermeye ne silah var, ne çarık, ne de aş diye söyleyince biz aç dururuz. Silaha ihtiyacımız yok. Silahsız da savaşırız ama bizim başka vatanımız yok. Vatan olmadıktan sonra olmaz olsun o silah, olmaz olsun o lokma, olmaz olsun o çarık diye haykırmış. Mevzilerde silahsız bekleyip toprağa her şehit düştüğünde koşup o şehidin silahıyla savaşmış bir neslin evlatlarıyız, torunlarıyız. Rahmetli dedem Hasan Çavuş ve kardeşiyle Çanakkale'de toprağa düşmüş tüm şehitlerimize rahmet dilerken, Çanakkale'de Er Meydanı'nda gömdüğümüz Anzakların bir yavrusu henüz acısı geçmemiş şamarın etkisiyle birkaç yıl önce Er Meydanı'nda dedelerinin yaptığı işgal girişimini, ezildikleri Çanakkale Boğazı'nın serin sularına gömüldükleri vatan topraklarından uzaklarda cami basıp silahsız, ihtiyar genç kadınlara silah sıkıp şehit eden ve bize mesaj yollayan torunlarına ve diğerlerine de şu mesajı veriyoruz. Boşa uğraşmayın, boşa çırpınmayın. 108 yıl önce sizi gömenlerin torunlarıyız biz. Dilerseniz buyurun misafir edelim. Dedeleriniz gibi sizi de boğazın serin sularına gönderelim diyen erleriz biz çok şükür.